Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de çokça evfu ifadesini kullanıyor. Vefa ifadesini aynen kullanıyor. Vefa ifadesinin başka varyantları da var veya ona yakın kelimeler de var, deyimler de var. Ama en çok onu kullanıyor. Ve evfu bi ahdillahi ida ahattum diye devam eden ayeti celilleler var. Özellikle Bakara suresinin 177. ayetiyle başlıyor ayeti celile orada da yine ahdinizi mutlaka yerine getiriniz ifadesi var. Yine Ali İmran suresinin 77. ayeti hemen hemen aynı manada kullanılan ayetlerdir. Zamandan tasarruf için ahdinizi mutlaka yerine getiriniz, ahitleştiğiniz zaman ahitlerinize riayet ediniz gibi birbirlerine yakın manalar var. Yine ahdin çokça önemine binaen başka bir ayeti celile de var. Mesela Nah suresinde ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalila. Öyle az bir pahaya ahitlerinizi satmayın. Onları mutlaka yerine getiriniz derken adeta dünyadaki idari mekanizmanın hatta anlaşmaların, sözleşmelerin ister ferdi olsun, ister cemiyet olsun, ister milletler arası olsun hukukta oldukça geçerli olan ayetlerin temelini teşkil ediyor ahde vefa. Evet. Biz sadece ahde vefa ayetini işte gönül birliği olan akraba taallukat veya eş dost arasındaki yapılan iyiliklerin birbirlerine karşı olan adeta tersinden ödemeleri gibi düşünüyoruz. Hayır böyle değil. O kadar geniş, o kadar kapsamlı, o kadar önemli ki dünyadaki hukukun, milletler arası hukukun da temelini yine ahde vefa teşkil ediyor. Bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hudeybiye muahdesinde Mekke'ye gidiyordu. Sonra orada Hüdeybiye'de bir muahede, yani bir antlaşma, bir sözleşme imzalandı. Dolayısıyla o sözleşme imzalandıktan, bugünkü tabirle sıcak imzalar atıldıktan hemen sonra bu Cendel denilen bir sahabi, yani o da yeni Müslüman olmuş birisi, koşa koşa geldi, iltihak etmek istedi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Çünkü imzalanmıştı. Halbuki bir kişinin Müslüman olmasına ne kadar çok hasretle bakan bir peygamber istemez mi Ebu Cendel'in de kendi safına katılmasını? Ama buna rağmen madem ki biz bu antlaşmayı, Hüdeybiye antlaşmasını, sözleşmesini imzaladık, öyleyse ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bu ahde vefa dediğimiz şey iki kısımdan meydana geliyor. Birisi ah bölümü ki fıkhı da ilgilendiriyor, ahlakı da ilgilendiriyor, zaman zaman kelamı da akaidi de ilgilendiriyor. Ama ikinci bir bölümü daha var ki... ...o ahitlerin yerine getirilmesine de biz vefa diyoruz. Evet. Mesela ahde vefayla ilgili sadece... E, ...işte Meğraş'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...özellikle cibril Emin olmaksızın verilen ayetler var malum. Yani direkt olarak verdiği ayetler var. İşte Bakara suresinin son iki ayeti gibi... ...namaz gibi, namaz ibadeti gibi ve bir de... İşte İsra suresi'nin 22- 23 ayetinden 36 ayetine kadar olan ayetler ki bu ayetlerin tevratta da olduğu ifade ediliyor. Yani aynı zamanda Tevrat ayetleridir de hmm. oradaki ayetlerden birisinde yine ahde vefada ve Takrabu yetim illa billtihi ahsen hatta Yabluga Eşdde ve öfu Bilah diye devam ediyor. Eyvallah yani yetimlerin mallarına asla ve kata yaklaşmayın Hatta yaklaşacak iseniz, onlar e, buluğa erinceye kadar, kemale gelinceye kadar, kendi mallarını, mülklerini, servetlerini kullanıncaya kadar onların mallarına müzaharet ediniz. Bakınız, büyütünüz, genişletiniz ama aynısını onlara takdim ediniz. Onlara tenezül etmeyiniz.